Evet, öncelikle kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Epic Games'te biliyorsunuz ki çok güzel efsane indirimler var ta ki 3 Aralık'a kadar. 3 Aralık'a kadar bu indirimlerle ilgili çok fazla video gördüm ve daha önce yaptığım bir indirim videosuna gelen bir yorum "Herkes aynı oyunları oynuyor, yeter." şeklindeydi. Aslında teknik olarak baktığımızda çok haklıydı. Genel olarak 1-2 oyun fark etse de bütün oyun kanalları olarak hepimiz aynı oyunları öneriyorduk. Ben de bu sefer daha farklı bir içerikle karşınızda olmak istedim ve dedim ki indirim gününde, en azından bu indirimde kesinlikle alınmayacak oyunlarla karşınızdayım. Yani bu bir oyun önermemesidir efendim. Eğer video hoşunuza giderse kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz içerikler daha fazla, daha sık gelecek ve aynı zamanda da elimden geldiğince sık sık video atmaya çalışıyorum. Muhtemelen bu süreyi 2 günde bir video civarına düşüreceğim. O zaman lafı daha fazla uzatmadan en kötü oyunlara geçiyoruz. İlk oyunumuz The Casting of Frankston Deluxe Edition. Benim oyun zevkimi bilenler bilir. Hikayeli oyunları ekstra çok seviyorum. Özellikle de seçimlerimizle hikayeyi değiştirdiğimiz film gibi oyunların en kötüsü bile bana gerçekten çok büyük keyif veriyor. Bu türde kimsenin sevmediği The Quarry bile bana oynarken gerçekten keyif vermişti, size öyle söyleyebilirim. Geçtiğimiz aylarda da satışa çıkan ve Dead by Daylight evreninde geçen The Casting of Frankston çıktığı gün alıp oynadığım bir oyundu. Ama o kadar kötü bir oyundu ki oyun tema olarak korku oyunu olsa da oyun oynamaktan ziyade oyunu bitirmeye çalıştım. Gerçekten korkunç bir deneyimdi bak. Amaçları buysa gerçekten başarmışlardı. Ne seçimlerimiz oyunu etki ediyordu, ne sürükleyici, merak uyandırıcı bir hikayesi vardı, ne de elle tutulur karakterleri vardı. Normal sürümünün 910 TL olması ve Deluxe Edition'ın indirimle birlikte 850 TL'ye düşmesi sizi gerçekten cezbetmiş olabilir. Ama kesinlikle The Casting of Frankston'a para verip kütüphanenize eklemeyin. Oyunun ilk bir saatine bakarak oyunun iyi olduğunu düşünebilirsiniz. Ama geri kalan 5-6 saatinizi gerçekten çöpe atmış olursunuz. Teknik hatalarına değinmiyorum bile. Yani oralara girmeyeceğim bile. Çünkü güncellemelerle vesairelerle şu anda düzeltmiş olabilirler ama geri kalanı maalesef ki umutsuz vaka. 2024 yılının en kötü oyunu olmaya kesinlikle aday bir yapım kendisi. O zaman geçiyoruz ikinci oyunumuza. Far Cry 6 Deluxe Edition. Far Cry serisinin yeri bende gerçekten çok ayrıdır. İlk oyundan beri severek oynuyorum. Kendini tekrar etmesi vesaire hiç önemli olmadan birinci oyunundan bakın 5. oyununa kadar ara oyunlarıyla birlikte oynadım. Blood Dragon olsun, Primal olsun, New Dawn derken bitirmediğim içeriği kalmadı. Ama Far Cry 6 ile daha ne kadar kötü yapılabilir sorusuna adeta cevap verdi Ubisoft. Standart sürümü 1000 TL iken Deluxe Edition'ı ve diğer bütün yükseltilmiş içerikleri şu anda indirimde. En ucuz olanı ise Deluxe Edition olduğu için bu listeye onu aldım. Şu an fiyatı 340 TL olmasına rağmen kesinlikle almayın. Bakın altını çizerek söylüyorum, kesinlikle almayın. İlk defa ana kötüsü bu kadar kötü bir Far Cry oynadım resmen. Özellikle Far Cry 5'te olan birbirinden farklı ve ilginç kötü karakterlerden sonra bu oyunu oynayınca tam bir hayal kırıklığına uğradım. Grafik anlamında, oynanış anlamında ben 5'in üstünde bir oyunda görmedim aynı zamanda. Normalde bu arada bu videoda oyun önerisi olmayacaktı ama illaki Far Cry aşkınız tuttuysa Far Cry 5 ile Far Cry New Dawn'ın birlikte olduğu bir paket var. O da Far Cry 6'dan kesinlikle çok daha uygun bir fiyata. Yani 20 lira 30 lira daha uygun ama en azından 2 oyun var ve Far Cry 5 Far Cry 6'dan çok 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 daha güzel bir oyun. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Kesinlikle Far Cry 6'ya son oyunu diye, serinin son oyunu diye şans vermeyin. We call that resolver. That means absolutely everything from sardine cans. Geç diğer oyunumuza. Avatar Frontiers of Pandora yine Deluxe Edition. Tekrardan merhaba Ubisoft. Biraz önce Far Cry 6 için söylediğim her şeyi hatırlayın ve bunun üstüne 200 TL daha ekleyin. Yani teknik olarak 200 TL farkla daha kötü bir oyuna sahip olmak ister misiniz? Avatar hayranlı olan biri değilim. Ama FPS olarak Avatar neden oynamak isteyeyim? En azından third person shooter olarak oynasaydık karakteri daha fazla görürdük. Atmosfer olarak gerçekten çok güzel. Bak burada hakkını yiyemem. Ama geri kalanı ise tamamen bomboş bir oyun. Başından sonuna kadar aynı şeyi yapmamızı saymıyorum bile. Kesinlikle paranıza yazık olacak bir oyun. Hem Far Cry 6 hem Avatar'ı arka arkaya koymamın sebebi de bu oyunlarla ilgili düşüncelerimi daha da fazla uzatmamak. Konuştukça sinirleniyorum. Çünkü Far Cry benim için gerçekten çok özel bir oyunken gidip önce Far Cry'yi bok etmeleri, daha sonra Far Cry'in sistemini kullanıp Avatar'ı çıkartıp Avatar'ı da bok etmeleri benim gözümde tamamen bir fiyaskodur. Teşekkürler Ubisoft. Geç sıradaki oyuna. The Lords of the Rings Gollum Precious Edition. Ve bak listemizin efsanesi. Oldu ya, diğer oyunları bilmeden de olsa aldınız, iade süresinde geçirdiniz. Yapacak bir şey yok. Ancak bu oyun için, Lords of the Rings için
firmaya dava bile açsanız yeridir. Böyle bir oyunu nasıl para verdirttiniz diye. Bırakın böyle bir oyunu satışa sunmayı, nasıl geliştirdiklerine dair en ufak bir fikrim yok. Bakın teknik hatalarını yine saymıyorum. Hatta da saymayacağım. Çünkü oyunun en eğlenceli kısmı gerçekten teknik hatalardan dolayı çıkan komik ve eğlenceli görüntüler. Onun dışında oyunu hiçbir şey yok. Lan koskoca evrende kimse kalmadı da efendimiz diye dolaşan Gollum'u oynatıyorsunuz bize. Ben bu oyuna maalesef ki para verdim. O kazıklananlardan biri evet benim. Ama size tek tavsiyem bu oyunu ücretsiz verseler yine de alıp kütüphanenize eklemeyin. Onun yerine bomboş bir duvara bakarak vakit geçirin, çok daha fazla eğlenirsiniz. Hikaye desen hikaye yok, oynanış desen oynanış yok, grafikler desen ortalamanın çok çok altında. Ya bu oyun ya gerçekten bak bu oyunu al, bir oyun nasıl yapılmaz adlı bir eser olarak sun, yemin ediyorum ders niteliğinde işletirsin bak. Ders niteliğinde bu oyunun nasıl yapılmaması gerektiğini işlersin ya. Ya bak konuşamıyorum bak, o kadar sinirlendim ki yine para verdiğim için, çünkü kazıklandım ben. Ben bu oyunda kazıklandım. Bu listede Suicide Squad, Gotham City ve Skull and Bones görmeyi bekliyorsanız maalesef ki göremezsiniz. Çünkü fiyatları indirimde alınmayacak kadar kötü oyunlar değiller. Hepsi grafik anlamında da, oynanış anlamında da tatmin edici oyunlar. Kesinlikle para verilmez diyemem. Sadece ortalamanın üstüne çıkamayan yapımlar bunlar. Suicide Squad ve Gotham City'de servis oyunu olmalarından dolayı patlamış oyunlardır. Kendilerini çok fazla tekrar ediyorlar çünkü. Skull and Bones ise yine Ubisoft'un reklam politikasına kurban gitmiş bir oyundur. Oyun 4A kalitesinde falan değil çünkü. Hatta yani bu oyun 3A kalitesinde de değil. Hatta ben size söyleyeyim, bu oyun taş çatlasın bir indie game kıvamında bir oynanış sunuyor. Grafikler vesaire yüksek ama yani grafikler falan AAA. Ona lafım yok. Ama dediğim gibi bir AAA oyunla kıyaslayamazsınız maalesef ki Skull and Bones'u. Evet, listemiz bu kadardı. Biliyorum bu video diğer videolarıma göre biraz daha kısa oldu. Çünkü dediğim gibi elimden geldiğince sık sık video atmaya çalıştığım için videoların süresini artık uzatmaya çalışmıyorum. O yüzden şimdi sen dostum, videoyu buraya kadar izlediysen kanala abone olup videoyu beğenerek bana gerçekten çok büyük destek olabilirsin. Aynı zamanda Epic indirimlerinde sizin de bana bu oyun kesinlikle alınmaz diyeceğiniz oyunlar var ise yorumlarda belirtmeyi unutmayın ki ben de bir gafleti düşmeyeyim. Bu videoyu izleyen arkadaşlar da gafleti düşmesin ve hepimiz bu yorumlardan, bu bilgilerden yararlanalım. O zaman şimdi herkese iyi oyunlar. Oğlum ben bu oyunların hepsine para verdim lan. Ben almayın dediğim oyunların hepsine para verdim.